Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu muhabbet kuşu yavrusunun yeme düştüğünü nasıl anlarız? Bakın arkadaşlar, bu bizim rainbow takımımız. Bunun erkeğini yanından ayırırım. Netleyebilirsek. Evet. Bunun erkeğini yanından ayırdım çünkü çok fazla yavru verdi. Birkaç ağızdır. Son yavrusu bu. Bakın ne kadar tatlı bir şey. Minnacık. Son yavrusu yuvadan atlamış. Şimdi yuvadan atlaması yeme düştüğünün habercisi mi? Arkadaşlar bakın. Burada tüyleri son ağızda sıkıntılı çıkan yavrularımız var. Bakın yavru yeme düşmüş. Yemiyor. Yem kabının içindeki yavru da yemiyor. Ama tüyleri oluşmamış. Şimdi bu yavrular tüy sıkıntılı olduğu için bunlarda çok fazla anlayamıyoruz. Anca yem yemeye başladığı zaman, yem kırdığını görünce yeme düştüğünü anlıyorsun. Ama bu yavrularda tüy sıkıntısı olmayan normal yavrularda yavruyu elimize alıyoruz. Bunda 2-3 tane anlama yöntemi var. Bakın elimize aldık. Parmağımızı gagasının önüne getiriyoruz. Isırıyor mu ısırmıyor mu? Bakın hiç hareket yok. Isırmıyor. Eğer ısırıyorsa ısırdığında canınızı acıtıyor mu? Bu önemli. İkincisi kanat altına bakıyoruz. Kanat altındaki tüylerin tamamen oluşmuş olması gerekiyor. Bakın burada hala tüyler oluşmamış. Daha patlamayan tüyler var. Yakınlaştıracağım biraz daha. Bakın. Daha hala patlamayan tüyler, yavru tüyleri var. Bakın bu kuş hiçbir şekilde yeme düşmemiş. Yuvadan atlamış, tamam, ben her gördüğümde yuvaya tekrar koyuyorum ama bugün fark ettim ki anne yuvada olmadan da besliyor bunu. O yüzden yuvaya atmayacağım. Tekrar yere koyacağım. Bakın. Kafaya elimi getiriyorum. Hafiften yokluyor ama hiçbir ısırık yok. Yani ısırdığı zaman biraz canınızı acıtması gerekiyor. Ki yem kırabilsin. Bakın arkadaşlar. Hazır ele alıştırmalık, tam böyle erkek bir rainbow yavru. İşte bunu bu şekilde alacaksın. Bir iki gün kendin besleyeceksin. Ondan sonra bir daha senden hayatta vazgeçmez. Eline öyle bir alışır ki bir daha hayatta hiçbir yere gitmez. Evet arkadaşlar, kanat altlarını gösterdik. Şimdi size normal bir kuş yakalayacağım. Onun da kanat altını göstereceğim. Aradaki farkı anlayın diye. Evet. Bir kere zaten yeme düşen kuşu böyle elinde bu kadar sakin tutamaz. Tekrar bu arkadaşın yerine koyalım. Evet. Şimdi buradan yeme düşmüş. Yeni yeme düşmüş. Kuşlardan bir tanesini alalım. Kuşlar çok hareketli. Yeme düştüğü zaman böyle oluyorlar arkadaşlar. Yakalayamıyorsun kuşu. Çok hareketli oluyorlar. Şimdi ben şunu yakalayana kadar kamerayı şöyle bir sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, kuşumuzu yakaladık. Bakın bu da onun kardeşi, yuva kardeşi. Aynı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Kanat altları tamamen oluşmuş. Tüylenmede hiçbir problem yok. İşte kuş yeme düştüğü için hareketli, yem yemiş, enerjisine sahip, tutamıyoruz. Bakın arkadaşlar, kanat altında neredeyse hiç patlamayan tüy kalmamış. Bakın. Şimdi benim kuşlarım çok fazla korkutmadığım için elimi ısırmıyorlar. Evet, bakın. Ama ısırırsa şu an canımı acıtır. Biliyorum.
Bir de eğer tek kuşunuz varsa, yeni pet shop'tan aldıysanız, şunu bir yerine koyayım. Yeni pet shop'tan aldıysanız, kuşun yemediğini düşünüyorsanız eğer, kuşun altını temizliyorsunuz, tertemiz bir şekilde, beyaz bir kağıt seriyorsunuz. Bakın hiç yemediğini düşündüğünüz kuşlardan bahsediyorum. Yeme düştü mü düşmedi mi yavru dedi pet shop size, aldınız ama yemiyor. Yeme düştüğünü söyledi size ama yemiyor. Bu kuşa altını temizliyorsunuz, altına beyaz bir kağıt seriyorsunuz, takip ediyorsunuz. Eğer pisliyorsa dışkısında, pislik sadece su değil bakın. Pislemek sadece sudan bahsetmiyorum. Dışkısında normal kuş dışkısı gibi pislik varsa bu kuştan korkmayın arkadaşlar. Sizin görmediğiniz anlarda kuşlar yemek yiyordur. Zaten üretiyorsanız eğer, siz benim gibi böyle bir kafes aldınız, üretim kafesi. İki tane kuş attınız, ilk defa yavru alacaksınız. Yavrular yeme düştü mü düşmedi mi anlamak için ya yuvadan atlarlar. Yuvadan atlayan kuşları şöyle altına yere yemlik koyun ve suluk koyun. Bakın gidip oradan yem yemeye çalışıyorum. Eğer yem yemeye çalışıyorsa o kuş yeme düşmüştür. Ayırmanızı tavsiye ederim. Ben bunları ayırmıyorum. Niye ayırmıyorum? Kesin emin olmaya çalışıyorum. Yiyebiliyorlar mı, yiyemiyorlar mı? Herhalde şu köşedeki mavi, ben tam emin değilim ama diğer üçü yiyor. Onları o yüzden ayıracağım. Onları da yavru kafesine alacağım. Yani bugünden sonra büyük ihtimalle bunlar artık kendi başlarına yaşayabilirler. Bir bu kuşumuz kaldı. Hadi. Ne kadar tatlı. Bu kuşun cinsi rainbow arkadaşlar. Aynı renkten birkaç tane barındırıyor üstünde. Yani Türkçesi gökkuşağı kuşu. Gökkuşağı kuşu. Burada da Japon esterimiz var arkadaşlar. Önceki videoları izlediyseniz Japon esterin tüyleri hiç yoktu. Şu an tüyleri çıkmaya başladı. Yani bende bir tüy hastalığı arkadaşlar, vitaminsizlikten kaynaklı. Yani French mold dediğimiz Fransızsız tüy hastalığı değil. Şu an bendeki hiçbir kuş, yani dediğim gibi arkadaşlar, bendeki hiçbir kuş Fransız tüy hastalığı değil. Yani hiçbir tedavi uygulamadım şu kuşlara. Bakın tüyleri nasıl çıktı hepsine. Şimdi bir tedaviye başlayacağım. Hepsiyle birlikte bir tedaviye başlayacağım. Hepsini bir kafese alacağım. Bütün tüy sorunları. Onlara destek amaçlı bir tedavi yapacağım. Vitamin desteği. Ama dediğim gibi sürekli olan bir hastalık yok. Daha önce de bir tane tüy hastası kuşum vardı. O da French mold zannetmiştim ben ama değilmiş. Çünkü onun da tüyleri çıktı, yavruladı. Yavruları oldu, yavruları sağlıklıydı. Fransız tüy hastalığı olan bir kuşun eşe attığınız zaman, hatta eşe atmanıza da gerek yok, bulunduğu ortamdaki bütün kuşlara bulaştırma ihtimali var. Benim bugüne kadar hiç böyle bir olay başıma gelmedi. Bakın yavruya bakın ne kadar tatlı. Yürümeye çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Maşallah sana be. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.